Sıradaki konuşmacımız Ukraynalı bir politikacı. 2019 yılında Ukrayna parlamentosuna seçildi. Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne Entegrasyonu Komitesi Başkan Yardımcılığı ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Ukrayna Delegasyonu'nun başkanlığı da dahil olmak üzere Avrupa Entegrasyonu ilgili çeşitli görevlerde bulunuyor. Maria Mezentseva Çok teşekkür ederim sevgili Orhan. Merhaba sevgili konuşmacılar, sevgili hanımlar ve beyler. Ukrayna Parlamentosu adına sizinle konuşmak benim için en büyük mutluluk. Benden sonra bir meslektaşım daha konuşacak. Biz sadece parlamentoyu temsil etmiyoruz. Ukrayna Parlamentosu Verkovnaradan'ın bence en önemli geçici özel komisyonlarından biri olan, çalışmalarını bir yıl daha uzattığımız ve Rusya Federasyonu'nun yerli halklarıyla ilgilenen bir komisyonuz. Biz buna imparatorluk ya da başka bir şekilde isim vermeyi çok isterdik. Ancak diplomasi bunu yapmamıza izin vermiyor. Şu anda faaliyetlerimizin ikinci yılındayız. Yakın zamanda Çerkes toplumu ve Çerkesya'nın yerli halkına yönelik faaliyetlerimizi de kapsayan büyük yıllık raporumuzu sunduk. Önümüzdeki oturumlarda Ukrayna parlamentosunun gündemine geçiyoruz. Bu yılın sonuna kadar Rusya'nın Çerkesya'ya karşı yürüttüğü soykırımın tanınmasını görüşecek olan fazladan iki oturum daha olacak. Belki bu konferanstakiler değil belki ama, Ukraynalı parlamenterler arasında ve genel olarak Ukrayna'da, 200 yıl önce meydana gelen ve Rusya tarafından gerçekleştirilen en başarılı soykırımlardan biri olarak kabul edilen trajediyi hepimiz, belki de herkes yeterince bilmiyor. Başarı diyorum çünkü amaçlarına ulaştılar yerli topraklarında kalan nüfus sayısını 2 milyondan yüzde 3 veya 4'e düşürmek, diğerlerinin öldürülmesi, işkence görmesi veya zorla sınır dışı edilmeleri gibi amaçlar. Şu anda benim kişisel amacım ve bu özel komisyon üyelerinin amacı, oy vererek Çerkes halkını tanıtmak ve desteklemektir. Bu özel yasa, hali İnsan Hakları Komitesi'nden geçti ve Ukrayna Parlamentosu arada da oylanması beklenmektedir. Elbette dünya çapındaki Çerkeslerle bağlarımızı sürdürüyoruz ve iletişimimizi sürdürüyoruz. Kişisel olarak, New York'taki Çerkes toplumuyla en son bu yıl Mart ayında tanışmaktan onur duydum. İletişimimizin devam etmesini ve güçlenmesini umuyoruz çünkü bugün Ukrayna, milletimize, ailelerimize, büyük anne ve büyük babalarımıza karşı yürütülen soykırımın bir yıl dönümünü daha anıyor ve biz buna paralel olarak inanıyoruz ki dünyanın hem çerkeslere hem de Ukraynalılara yönelik bu soykırımın mahiyetini bilmemesi nedeniyle bu uzun süren savaşın bu uzun süren soykırımın ve çok sayıda savaş suçunun neden devam ettiği sorusunu daha fazla gündeme getiriyor. Dolayısıyla ortak hedeflerimizin, ortak düşmanlarımızın ve zaten ortak başarılarımızın olduğu gerçeğini gerçekten destekliyorum. Bu nedenle Ukrayna parlamentosu ve özel grubumuz adına sizlere bizim yanımızda olduğunuz için sesinizi yükselttiğiniz, ortak zafer için verdiğimiz mücadelede bize destek olduğunuz için teşekkür etmek istiyorum. Ve sanırım hali hazırda bizimle birlikte olan meslektaşım Yaroslav, Berkov'un aradadaki faaliyetlerimiz hakkında bilgi vermeye devam edebilir. Beni kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yaroslav'ın da fazla vaktini almak istemiyorum fakat Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde verdiğimiz mücadeleden söz etmeyi unuttum. Rusya'ya karşı çok önemli bir strateji olan dekolonizasyon konusunda bir kararın çıkmasına katkı sağladığım için duygularımı tarif etmekte zorlanıyorum. Bu karar sizin ve diğer işgal altında tutulan ulusların ve yerli halkların özgürlüklerini tanıyan bir karar. Türkiye'den, Kuzey Afrika ülkelerinden milletvekillerinin içinde olduğu küresel anlamda 45 ülke. Çünkü Avrupa Konseyi, Avrupa kıtasından daha geniş bir coğrafyadır. Onlar daha önce bilmiyorlardı ancak artık sizi destekliyorlar çünkü onlar için en önemli olan şey yerli halkların hakları, kendi dili, kendi kültürü, kendi gelenekleri, kendi tarihi. Agit Parlamenterler Asamblesi ve Avrupa Parlamentosu benzer kararlar aldılar ve eminim ki diğerler benzer kararlar alacaktır. Tekrar çok teşekkür ederim.